Evet. Derslere devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kuzey-güney düğümlerini anlatıyorduk. Şimdi kuzey ve güney düğümler arkadaşlar yaklaşık olarak böyle bir 19 sene sonra 18,5 tam 19 işte o arada bir yerde ne yapıyor? Üst üste geliyor. Enteresan bir durum. Hani İngilizce'de teenage deriz ya böyle 18, 19 diye gider. Sonra da 20 olur. 13'de başlıyor. Ne yapıyor? 19'de bitiyor. İlk olgunlaşma Jüpiter'le kavuşur haritanızda. 12 sene sonradır. Bilgeleşme demeyelim de işte ergenliğin başlangıcıdır. Hani bilirsiniz çok bilinen hikayedir. 12 yaşında Mustafa Kemal'e işte hocası Kemal diyor. Güçlü Jüpiter'i var. 13'ten itibaren de tabii teenage başlıyor. Sonra 19. Öyle işte harp okuluna filan giriliyor. Şimdi bu 18-19 enteresandır. Tüm dünyada artık kişi ne sayılıyor? Reşit sayılıyor. Yani oy verebiliyor. Suç işlerse de daha ağır ceza kesiliyor kendisine. İşte orada kuzey düğümünüz ne yapıyor? Haritadaki kuzey düğüm, gökyüzündeki kuzey düğümle yani transit düğüm, NATO haritadaki kuzey düğümle kavuşuyor. Şimdi arkadaşlar tabii kuzey düğümleri birbirine yakın kavuşum olan insanlar tabii ki aynı yaşta, aynı okulda, aynı çağda insanlardır. Gittikleri yer aynıdır. Fakat burada tabii önemli olan şudur. Yaklaşık 9 senede birse ne yapıyor? Böyle vice versa karşılıklı bir hal alıyor. Yani birisiyle aranızda işte ortalama 9 yaş falan varsa sizin kuzey düğümünüzde o kişinin ne yapıyor? Güney düğümü kavuşum yapmış oluyor. Yani şimdi güney düğüm kişinin tabii geçmişten gelen bilgisi, kuzey düğümde bu dünyada yaşadıkça öğrenmesi, gitmesi gereken yer. Bu bağlamda tabii 9 yaş diyelim, 18 ekleyin 27 yaş diyelim. 27 yaş sendromu da oradan geliyor aslında. Yani bunu bir 9 yaşında yaşıyorsunuz, bir 27'sinde ne oluyor? Gene güneyle kuzey, kuzeyle güney karşılaşıyor. İşte Kurt Cobain'in ya da işte Amy Winehouse'un intihar ettiği yaş 27. 27 yaş sendromu diye geçer. İşte orada ne oluyor arkadaşlar? Kuzey düğümle güney düğümünüz kavuşmuş oluyor. Yani geçmişten gelenle gelecekte olması gereken arasında bir örtüşme oluyor. Bir değişimdir. O değişimle beraber işte böyle 26-28 yaş arası farklı bir ne yapılıyor? Sürece giriliyor arkadaşlar. Yani 27'ye yine işte eklerseniz 18-19 bu sefer de 55'e 56'ya tekabül eder. Bu yaşlarda kuzey ve güney düğümlerimiz birbiriyle ne yapıyor? Ters yönlü olarak bir kavuşum yapıyor. Bu tabii iki kişi arasında böyle bir ilişki varsa aslında çok besleyici bir ilişki. Çünkü biri diğerini sanki geçmişten tanıyormuş hissine kapılıyor. Orada tabii kuzey düğümü. Birinin diyelim ki kuzey düğümü nasıl olsun koç olsun birinin de güney düğümü koç olsun. İşte o durumda aslında birisi koç olmayı öğrenirken diyelim ki koç burcunda ya da birinci evde oluyor bu kavuşum öyle düşünün. Kuzey düğüm öğrenirken koç olmayı ya da birinci evde kendisi olmayı yedinci evi yani evlilik, ortaklık birileriyle ille de bir ilişki içinde olma patenti diyelim. Onu ne yapmak zorunda kuzey düğüm? Geride bırakmak zorunda. Çünkü kuzey düğüm koç burcunda daha bireysel olmayı, kendi başına savaşabilmeyi öğrenmek ve güçlenmek durumundadır. Güney düğümü koç olansa bunu biliyordur ama onun da tabii insanlarla ya da ortaklıklarda işte bir ilişki kurma, o ilişki kurma, diplomasi yani Venüsyenlik bilmiyordur öyle düşünün. Çünkü birinci ev Marsyendir, koçun yöneticisidir Mars. 7. ya da terazide ise işte daha Venüsyendir. Venüs biliyorsunuz sevgiyle alakalıdır ve insan ilişkilerini yönetir. Mars ise survival instinct'tir. Hayatta kalma içgüdüsüdür. Burada tabii aslında bir çeşit kuzeyi koç, güneyi koç olan iki kişi bir araya geldiğinde sanki Venüs ile Mars bir araya geliyor gibidir. Bir çeşit
aşk aslında. Venüs'le Mars'ın aşkı. Ama erotik bir şeyden bahsetmiyoruz. Birbirlerini destekleme ve birbirlerini ne yapmak? Benliklerini, ilişkileri kendi benlikleriyle kurarken o dengeyi öğrenme diye gibi düşünün. Bunun boğada olduğunu düşünelim bir an için. Tabii boğa kendimizi maddi olarak güvenceye almaya çalıştığımız yerdir. Bir topraktır, sabittir. Bu şekilde tabii başkasının da işte ne olsun, akrep olsun. Yani düşünün, boğa akrep aksında kuzey düğümle güney düğümün ters olduğunu düşünelim bir an için. Birinin yine kuzeyi ne olsun, boğa olsun. O boğa olmayı, kendini güvene almayı. Güneyi boğa olan kişi de aslında bunu biliyordur. Yani maddenin peşinde değildir. Aslında maddeyi bilmiştir, tanımıştır ve kendine bu konuda bir güven geliştirmiştir. Bu bazen tehlikeli olabiliyor. Çünkü boğa akrep aksında kendi servetinde, çünkü birinci evden sonra geldiği için ikinci ev, boğa evi, kişinin kendisine ait olan demek. Sekizinci ev ise yedinci evden sonraki ikinci ev. Bu bağlamda tabii yedinci ev ortaklıklarla alakalı olduğu için 7'den sonra ikinci eve, biz 8. eve ne diyoruz arkadaşlar? Miras evi diyoruz. Daha Plüton'la alakalı. Plüton ölümle alakalı. Birinin üzerine, yani birinin ölümü üzerine ne yapıyorsunuz? İşte bir mirasa hak kazanıyorsunuz. Hatta bu sizin ortağınızın ölümü olabilir. Ya da bir ayrılık olabilir. O ayrılık ilişkinin ölmesi, bitmesidir. Belki de bir nafakadır. Son tahlilde 2-8 aksında kuzeyi boğa, güneyi boğa olan birisi ne yapar arkadaşlar? Bu dengeyi birbirinden öğrenir. Yani maddi olarak akrep olan kendi maddiyatını, kendi dengesini kurmayı, öbürüsü de ortakla ilişkiye girerek, ortakla ilişkiye girmek üzerinden bir kazancı anlar. Kuzeyi akrepse, 7'den sonraki 2 çünkü. Üçüncü evde tabii ikizler evi, karşısında yay var. Merkür'le tabii Jüpiter'in bir karşıtlığı var burada. Burada mesele tabii Merkür bilgiyi toplayan ve yayan bir gezegen. Aslında dedikodu, Homo Globus'un hayatta kalmasını Yuval Harari kitabında dedikodu yapabilme becerisine bağlar. Bu bir organizasyondur. Jüpiter tabii olaylara daha yüksekten bakabilir ama kendisini inanç bağlamında ya da teorik bir takım bilgilerle ne yapabilir? Fazlasıyla boğabilir bazen. Burada tabii kuzeyi ikizler olan biri, güneyi ikizler olanla bir araya geldiğinde kuzey yaya gidiliyorsa, ki Mustafa Kemal Paşa'nın haritasında kuzey yaydır. O yüzden adı baş öğretmene çıkmıştır. Dil devrimi yapmıştır. Ya da yayın inançlarla alakalı noktasında işte saltanatın kaldırılması ya da hilafetin kaldırılması gibi dinle alakalı bir takım neler vardır, ciddi devrimler vardır. Burada tabii Merkür'le Jüpiter'in karşılıklı böyle yer değiştirmesi durumunda güney düğümü ikizler olan kişi, kuzey düğümü ikizler olan kişiye sosyal yaşamda, ki üçüncü ev biliyorsunuz kama, arzu evidir ve sosyal yaşamla nedir? İlintilidir. Bu noktada daha pratik, daha hayatın kendisine ilişkin bir takım bilgileri ne yapıyordur? Kuzey ikizler olana öğretiyordur. Aynı şekilde tabi kuzeyi yay olan biri güneyi yay olan birine de tabi ki bilgisini, daha yüzeysel olan bir bilgiyi diyelim. Çünkü sosyal yaşamda ilişkiler derinlikte değildir. Kendine göre bir sosyal yaşamın kalıbı vardır. Onun üzerinden yürür. Bu kültürel bir akıldır. Fakat Jüpiter tabii daha derinlikte bir bilgiyle, ilimle, felsefeyle, daha yazılı metinlerle, kutsal kitaplarla, bir sözel bilginin derlenip toplanarak daha sistematik bir hale getirilmesiyle, akademik olanla ilintilidir. Bu anlamda o yüzeyselliği de ne yapabilir? Karşısındaki kişiden kaldırabilir. Bu anlamda
okumak, yazmak, seyahat etmek. Yani daha kısa menzilli seyahat ederken ikizler, yay daha uzun menzilli seyahatlere çıkar, yurt dışı gibi. Ya da işte ikizler de kendi dilini kullanırken yayda ne yaparsınız? Farklı dilleri de kullanırsınız, öğrenirsiniz. Bu anlamda tabii geliştiricidir. Yengeç'in güney düğüm ve kuzey düğüm kavuşumu durumunda, ki burası dördüncü ev tabii. Bu tabii aile, anne kökleri, yaşadığımız şehir, yaşadığımız mahalle, evimiz gibi bir takım konuları, ki bu tabii ay tarafından yönetilir. Ay tabii duygusaldır. Anneyle ve rahimle alakalıdır. Beslemek ve doyurmakla alakalıdır. Mesela gıda sektöründe yengeçte gezegeni olan çok insan vardır. Ya da kimyacıların arasında işte Coca-Cola'yı bulan kimyager gibi, ya da işte belki bir restoranınız var, onu işletiyorsunuz. Belki bir pansiyonu, bir oteli, konaklama tesislerini. Oğlak'taki düğüm ise tabii, Oğlak tabii Satürn'le alakalı olduğu için daha uzun vadeli, disiplinli işleri yönetir. Mesela benim kuzey düğüm Oğlak'tır. Eğitimimizi ne yaptık? İşte inşaat mühendisliği üstüne aldık. Şimdi Ay Satürn aksı orada tabii. Herkes ay ile ya da dördüncü ev ya da yengeç ile bir evlilik isteyebilir. Bakın Türkçe'de evlilik bile ev kökünden gelir. Yuva deriz hani İngilizce'de home. House'un daha metafizik hali gibi düşünün. Daha duygusal boyutu olan. Oğlak'ta da tabii Satürn inşacıdır. İnşa eder ve inşaatı yapmak tabii yıllar alan bir süreçtir. Bu anlamda sabır gerektirir. Burada kuzeyi yengeç olan kişi belki aile ile alakalı meselelerde güneyi yengeç olan kişiden ne yapabilir? Bir destek alabilir. Tabii güneyin yengeç olması, hele hele ki dördüncü evde olması, kişinin tabii ilişkilerini kurarken her türlü ilişkisini, ki benim doğam budur. Bizde vardır ya, yükseleni yengeç olduğu için ülkenin, biz ne yapıyoruz işte toplumda, sosyal yaşamda insanlarla konuşurken işte abi diyoruz, amca diyoruz, dayı, teyze, hala, yenge gibi batıda hiç de olmayan bir sürü ne yapıyoruz? Akrabalık ilişkisini bir seslenme, bir ifade etme biçimi olarak, lakap olarak ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. İşte bu yengeçlikten gelen bir şey. Burada tabii kuzey düğümü yengeç olan kişi, güneyde oğlaksa tabii oğlak meselelerini halletmişse önceki hayatından, yani oğlak meselesi derken tabii bir işi yapıyor olmak, bir meslek konusunda tecrübeli olmak. Her zaman ne derim? Altıncı ev ya da başak evi iş evi olmakla beraber oğlak evi bir meslek evidir, kariyer evidir. Çünkü onuncu ev arta varlık evi olarak, bir toprak burcu evi olarak başaktan, yani toprak yine ama daha ileride bir ev. Bizim kuzey düğümümüz Başak olduğu için bu ülkede herkes ne der? Her işi yaparım abi der. Şimdi her işi yaparım abiciler ve meslek sahibi olmayanlardan oluştuğu için alelekser toplumumuz maalesef bul karayı al parayı filan ahlakına ve mantığına sahipler. Bu da tabii ne yapıyor? Hem doğru bir üretim getirmediği gibi herkes işte almalı, uzaklara götür filan derdinde açıkçası. Evet, burada belki bu iki kişinin, kuzeyi ve güneyi yengeç olan iki kişinin birbiriyle ilişkisi, bu bir de dördüncü ev ilişkisi ise bir aile kurmaya dönük ya da beraber bir işi yapmaya dönük ne olabilir? İyi bir ortaklık getirebilir. Aslan'da olursa tabii aslan çocuk evi, güneşin evi, karşısında da kovanın 11. ev var. Orası da bir tabii Uranüs. Şimdi Güneş tabii egomuzla alakalıyken Uranüs tam egonun karşısındadır. Uranüs ani değişimleri gösterir. Astrolojide devrimdir. Devrimdir. Plüton yıkar ama Uranüs ne yapıyor? Bir şey yapıyor. Sosyal yaşama ne yapıyor? Onu angaje ediyor. Düzenliyor, tasarlıyor. Güneş'in tabii egonun yıkımı Akrep'te oluyor. Tam bir kare. Akrep'teki Plüton yıkımdan sonra öbür kare, yani yine sabit, ne yapıyor? Kova'da gerçekleşiyor. Burada
kuzeyi ve güneyi aslan olan iki kişi bir araya geldiğinde çocuk sahibi olabilir. Beraber yani keyif yaptık, keyif aldıkları, çünkü aslan tabii eylemce ile alakalı, gece hayatıyla alakalı, sosyal yaşamda göbek atmakla alakalı, yemekle, içmekle, gece kulüpleriyle, kumarhanelerle ya da işte borsayla, çocuk sahibi olmakla. Her zaman söylerim, çocuk sahibi olmak da aslında kumardır. Siz ne kadar kendinize uygun, şaşalı bir eş bulduğunuzu iddia etseniz de maalesef biz hayvanlar alemindeki diğer memelilerden farklıyız. Yani iki Alman kurdunun belki yavrusu da Alman kurdu olabilir ama ilişkilerde öyle olmaz arkadaşlar. Yani insanda öyle bir şey yok. Gider çocuk, hani derler ya, böyle dayıya çeker, teyzeye, halaya çeker. Siz de şaşar kalırsınız yani. İşte o bir kumardır. Zar atıyorsunuz orada. Tabii herkes tabii emek verdiği için çocuğunu sever tabii. Erik Fromm sevme sanatında ne diyor? Sevgi diyor, emektir diyor. Ama insan tabii kedi köpek beslediğinde, saksıda çiçek beslediğinde de neticede onu sever ama çocuk tabii bizim hayata getirdiğimiz varlık. O yüzden de burası tabii yaratıcılıkla beşinci ev ilintilidir. Yani tiyatroyla, sanatla, romanla. Bu tabii kendiniz hayata getirdiğiniz için tabii sorumluluğu çok daha büyük. Açıkçası benim oynamayı çok seçmeyeceğim bir alan. Ayım aslında, bunu biliyorum. İnsan tabii bilmediği şeye maruz kalır. Eğer can taşımanın bu kadar zor olduğunu bir ruh biliyor olsa zaten hayata gönderilmezdi. Ama tabii söylediğim gibi evrende neticede eksiklerimiz var ve bedenleniyoruz. Ve bu bedenli yaşantımızda da bir takım deneyimleri yaşıyoruz. O yaşadığımız deneyimler üzerinden de ruhumuzu ne yapıyoruz? İnkişaf ettiriyoruz, tekamül ediyoruz, büyüyoruz, öğreniyoruz. Burada beşinci ev tabii... Güney düğümü 5'te olan ya da aslanda olan kişi biraz egosantrik olabilir. Yani kendisine, kendi egosuna, kendi görünüşüne fazla odaklanmış olabilir. Kuzeyde kovaya daha toplumsal olana gidildiği için toplumsal olan bizim egomuzun aslında nedir? Makyajlı olan halidir. Şimdi karakteristik bir gezegendir Güneş ve karakter doğuştan gelir arkadaşlar. Amerikalılar big character der, big personality demez. Ira demek karakter demektir eski dilde. Irsi doğuştan gelendir. Person ise şahıstır, kişidir. Personality kişiliktir. Kişilik aslında karaktere geçirilmiş bir maskedir. Ve kişilik tabii tamamıyla sosyal yaşamla alakalıdır. Yani siz toplumun içine çıkarken kılık, kıyafet, hal, hareket gibi bir takım davranış kalıplarına, bir takım işte usluplara uymak durumunda, zorunda kalırsınız. İşte o egodan kopuştur, işte kovaya gidiştir. Kova çağı maalesef karakterler üzerinde kişilikle fazlasıyla oynayarak, burası önemli, çok amelli burası. Kişilik üzerinde fazla oynayarak toplumsallaşalım, toplumdan onay alalım derdiyle karakterlerde bir takım arızalar yarattı ve insanlar tek tipleşmeye başladılar. Şeklen de aynı şekilde. Yani bir şey moda oluyor filan mesela. Herkes de var. Yani kimse metroda diyelim ki kitap okumuyor da eskisi gibi. Elinde bir tane telefon. Herkes aynı şeye girdi, yani o moda girdi. O moda girmek tabii insan doğasına aslında ne olmuş oldu? Aykırı olmuş oldu. Bu da yalnızlaşma ve mutsuzluk getirdi insan ruhuna. Onu söyleyeyim. Peki 6. ev Başak üzerinden kuzey ve güney düğüm kavuşursa ne olur? Tabii güneyi Başak olan birisi tabii çalışmayı biliyordur. Heyhat, ne diyeyim, bizim güney balık. Güney balık olunca da biz de yatmasını biliyoruz. Balık zaten ayaksız bir hayvan türü. Yan gelelim, yatalım filan. Kuzey tabii Başak, öğrenmemiz gereken, çalışmamız, gitmemiz gereken yer. Kuzeyi Başak olan biri, güneyi Başak olan birine bu noktada ne yapabilir? Bir iş disiplini sunabilir.
Merküryen olduğu için Başak daha ayakları yere basar. Balık gibi değildir. Balık çünkü Neptünyendir. Daha hayal alemine ilişkindir. Beynin daha sağ lobuyla alakalıdır. Daha imgelemle, daha sanatla, daha yaratıcı olanla ki Venüs o yüzden balık burcunda, Neptün'ün dispozitörlüğünde nedir? Egzoltedir, yücedir. Fakat Başak burcundaki Güneydüğüm kişi tabii çok çalışmış, yorulmuş olabilir. Çalışmayı da biliyordur. Fakat Başak'ın da dezavantajlı tarafı detaylara fazla girip bütünü görememesidir. Balık daha bütünsel bakar hayata. Çünkü Neptün eğer iyi pozisyondaysa şöyle düşünün. Koç'ta hayata gelmişsinizdir. Balığa kadar öbür burçları ya da 12. eve gelinceye kadar deneyimlemiş olabilirsiniz. Tabii deneyimlemiş ve daha yaşlı bir ruh olmuşsa kişi ne yapar? Diğer konularla ilgilenmeyip dünyevi olandan uzaklaşabilir. Bu da tabii riskli bir şey. Bu anlamda balıkla başak arasında bir yerde durmak lazım. Ben her zaman ne söylüyorum? Özellikle karşılıklı burçlar ya da birbirleriyle komşu olan burçlar, birbirlerinin komşu olanlar öncesi ve sonrası gibidir. Karşılıklı olanlarsa nedir arkadaşlar? Bir diyalektik karşılıklı bir öğrenmeyi ki kuzey güney düğümlerin zaten esprisi de odur. Birbirleri nedir? Karşıttırlar. Daima karşıt hareket ederler. Bu sizin tabii geçmişten getirdiğinizle geleceğe doğru götüreceğiniz arasındaki o zıtlıktır. Bu bir tenakuzdur. Bunun tabii çözüme kavuşturulup orta bir yol bulunması ne yapar? İcap eder. Çünkü geçmiş düğüm, geçmiş yaşam, düğümün ifade ettiği şey bizim pişmanlıklarımız olabilir. Çünkü geçmişi değiştiremeyiz. Geçmişi çok fazla düşündüğümüzde bir suçluluk duygusuna kapılabiliriz. Ancak gelecek üzerine çok fazla tasavvurda bulunduğumuzda ise bizde bir kaygı yaratır. Çünkü Freud'un ölüm içgüdüleri teorisi var. Muhteşem bir teoridir o. Biz tabii ölüme gidiyoruz. Herkes ölüme gittiğini, istikbalde öleceğini bilir. Bunun üzerine bir takım tabii ölümü düşünmek insanı yoracağı için bu sefer de o ölüm korkusunu bastırıp farklı kaygılar üretiriz. İşte modern hayatta işte moda olduğu üzere anksiyete, kaygı bozukluğu oluşur. Ya da panik atak yaşarsınız. Çünkü gelecekte hasta mı olacaksınız, ona buna muhtaç mı olacaksınız, maddi sorunlar mı yaşayacaksınız gibi bir takım durumlar ortaya çıkar. Halbuki en nihayetinde herkes ölür. O yüzden de geleceği gösteren düğüm ile kuzeyle geçmişi ifade eden güney düğüm arasındaki o çatışma maalesef insanın yapısı gereği anda kalamamasını, anı yaşayamamasını, şimdi de olamamasını beraberinde getirebilir. O yüzden de orada dengede olmak lazım. Başak balık aksı da tabii işsiz güçsüz kalma, kendini işte maddi olarak yetersiz hissetme ya da sadece karın tokluğuna çalışma gibi durumları yaratabiliyor. İşçi sınıfı tipik. Bu da tabii nedir? Ekmek evi. Zaten biz Türkçe'de ne diyoruz? Kuzeyimiz Başak. Ekmek parası diyoruz. Kimse pasta parası demiyor. Evet. Terazi ne oluyor? Aynen az önce anlattığım gibi koçun. Burada tabii güney, kuzey. Burası tabii evlilik, ortaklıklar ve kendimizden, yani birinci evden, kendi benliğimizden. Belirli ölçülerde hani vazgeçip bir ilişki kurabilme evidir. Zaten farkındaysanız arkadaşlar, köşeli diyoruz ya, köşe burçlar ilkbahar, yaz, sonbahar, kış yani ne oluyor? Koç, yengeç, terazi ve oğlak. Buraları yöneten gezegenler Mars, Ay, Venüs ve Satürn. Satürn tabii hayatın zorluklarını gösteriyor. Boğadaki gibi işte bir kariyer sahibi olmak, toplumda bir yer edinmek, işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde o hiyerarşinin en üstünde olmak, kendini gerçekleştirmek, respect, saygı. Burada birinci evde de Mars tabii eylem yapıyorsunuz, didiniyorsunuz ve savaşıyorsunuz. Ayda ise tabii kadınlarda ne olabiliyor bu?
anne olmak ya da herkes tabii ne istiyor? Bir ev sahibi olmak istiyor. Bedeli neyse onu ödüyor işte. Yıllarca bir morguça giriyor. Evlenmek, yuva kurmak istiyor. Kendi evinin reisi olmak istiyor. Ya da kraliçesi. Ama nasıl yapıyor bunu? İşte o ay, o anneden gelen, o içerideki duygularla. Bu tabii yine köşeli bir yer ve farkındaysanız bu köşe evlerin yöneticileri, isterse Venüs olsun terazideki gibi, Venüs birisini sevip birisiyle ilişkiye girip ondan sonra da bir sonraki burca, yani Plüton'a, Plüton'un negatif özelliklerine, nefrete de gidebilir. Bir de tabii işte Oğlak, yani işte bunların tabii bu dördünün, bu köşelerin birbirleriyle olan ilişkisinde ne olması gerekiyor arkadaşlar? O sivri yerleri biraz yuvarlamamız gerekiyor. O da bizim tabii egomuzu aşındırıyor ve yoruyor yani açıkçası. Yani ilişkiyi kurmak, ilişkiyi sürdürebilmek noktasında. 9 senelik bir fark var burada. Bazen 27. Bu iyi bir evlilik, iyi bir ortaklık da getirebilir. Ama kişiler tabii özellikle dedim ya, güney ve kuzey düğümler birbiriyle üst üste ise ciddi anlamda eğitici bir ilişkidir o. Biri diğerinin geçmişi, biri de diğerinin geleceği gibidir. Umut vaat eden bir ilişki diyelim. Ha burada hayal kırıklıkları da oluşabilir. Ama bazen tabii hayal kırıklıkları ya da mutsuzluklar aslında nedir? İnsan hayatı için gereklidir. Çünkü siz yanlış bir umudun peşine gidiyorsanız şayet hem zaman hem de enerji kaybedersiniz. Bu tabii eninde sonunda çökecek bir sistemdir. Ne kadar erken çökerse bazı şeyler aslında o kadar iyidir. Pozisyon alma şansınız olur. Akrep içinde tabii güney ve kuzey iki kişinin akrepteki kavuşumu çok enteresan. Çünkü burada bir takım negatif. Çünkü Venüs'ün karşısıdır Plüton. Plüton gücü elde etmekle, yeraltı tanrısı olduğu için gücü kullanmakla alakalı. Bu gücü bazen cinsel iktidar noktasında kişi kullanmaya çalışabilir. Bu siyasi ya da finansal bir iktidar türü olabilir. Ya da bir ilişkide iki kişinin birbiriyle duygular üzerinden kurduğu bir birliktelik olabilir. Bu bazen aşk olabilir, şehvet olabilir, bazen de nefret olabilir. Ama son tahlilde tabii akrepteki düğümler zordur. Zordur. Çünkü Plüton dispoze ediyordur. Plüton tabii dispoze ettiği için Plüton'un yıkmak gibi bir ödevi var. Kişinin tabii kendi tasavvuru, kendi hayalleri ya da ümitleri hani yıkıma ne yapabilir? Maruz kalabilir. Zaten bu noktada su burçlarını, mokşa burçları olarak bir çeşit yok oluş ve yeniden varoluşla ilintili olduğu için yengeçteki ay duygular, anne ve bizim tabi rahme düştükten sonra bir önceki yaşamda ölüp bir sonraki yaşama hazırlandığımız yerdir. Plüton da işte aynen ne yapıyor? Su bazlıdır, o da akreptir. Bir diğeri de nedir? Balıktır, Neptün'dür. Neptün de zaten hayaller ve hayallerin bazen yıkımıyla ne yapabilir? İlintili olabilir. Bu anlamda Neptün'ü, Ay'ı ve Plüton'u ve onların tabii haritamızdaki yerleri ve o haritadaki hallerinin bizi nereye çektiği çok önemli. Bizi boş boş hayallere götürüp çok ciddi hayal kırıklıkları yaratabilir. Ben bunu kendi hayatımda çok deneyimledim. Çünkü yükselen burcum balık olduğu için haritamı Neptün yönetir. Bakın burada size tavsiyem şu. Kova burcuna da işte Satürn yönetici gibi atanır. Bazıları öyle söyler. İşte ya da Akrebe Mars değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani çift yöneticilik diye bir şey yok. Bir burcun sadece bir tane yöneticisi olur. Hatta yeni Vedik astrolojisi sisteminde Uranüs, Neptün ve Plüton olmadığı için o sistem kurulduğunda şu an yeni programlarda mesela onları da ne yaptılar? Vedikçiler işin içine dahil ettiler açıkçası. Onlar sadece jenerasyon gezegenleri değiller. Kişinin tabii kendi hayatıyla da ilintili olabilir. Sadece şunu söyleyeyim size. Akrep ve balık yükselenli haritalarda, çünkü Neptün biliyorsunuz her burçta ortalama 14 yıl kalır. 164 senede bir dönüp dolaşıp aynı yere gelir.
245-248 yıl civarı da Plüton transit ne yapıyor? Sağlıyor. Yükseleni akrep ya da balık olanlar bazen tosbağa hızında olabiliyor. Çünkü gezegenleri çok yavaş ve normal yaşamlarında o gezegenin tabii bütün burçları ne yapması, bütün evleri dolaşması imkansızdır. İnsan ömrüne Vedik'te nakşatralar var tabii. Bunun üstünden verilen ömür tam 120 senedir. Daşalar var. O nakşatralar 27 tane. O daşalar üzerinden 120 yıldır. Zaten Guinness Rekorlar kitabındaki kişi 119 yaşındadır. Burada gezegeniniz yavaşsa, Plüton yavaş bir gezegen, haliyle bazı şeyleri kaçırma durumu olabilir. Kişi tabii bir şeye fokuslanmışsa ona takabilir de. Çünkü aslında takıntı dediğimiz şey zaman içerisinde aynı düşüncenin, aynen böyle tramvay yolundaki işte trenin gidip gelip orada bir iz yapması gibidir. O iz yapılınca da tabii kişi ne yapabilir? Zorlanabilir açıkçası. Dikkatli olmak lazım yani. İşte ülkem akrep, dispozitör, Plüton. Sürekli söylenen şey işte ne yapıyoruz? İki adım ileri, bir adım geri filan böyle mehter yürüyüşü yapıyoruz. İnsanlar da ne diyor? Ya bu ülke değişmez, insanı değişmez. Değişiyor, değişiyor da biraz ağır ağır değişiyor. Öyle diyelim. Evet, dayak yiyerek değişiyor. Plüton tabii güzel dayak atar. Bir de sabit burç tabii. Sabit burçların tabii değişime çok istekli olmadığı açık. Açık. Bu ikisi o yüzden de kuzey güney bir karşılıklık durumunda ne yapabilir? Bir körle topalın ilişkisi gibi. Birbirlerinde belki o negatifliği görüp birbirlerinin hani bazen de öyledir ya, musibet nasihattan daha iyidir. Bunu görebilirler. Fakat bunu becerdiğinde tabii insan iradeye sahip bir varlık. Diğer gezegenlerin pozisyonları ve tabii haritada Plüton'un yeri, kuzey ve güney düğümlerin diğer gezegenlerden almış olduğu açılar da tabii nedir? Önemlidir arkadaşlar. Yayda ne oluyor? Yay tabii kuzey yaysa kişi tabii öğrenime, eğitime ciddi değer verir. Fakat güney yay ise, ya ben bunu geçmiş yaşamda yaşamıştım, zaten biliyorum ne gereği var, ne lüzumu var, niye yabancı dili öğreneyim ya da neden başka bir ülkeye seyahat edeyim ya da neden başka kültürlere hoşgörülü davranayım, bilemezsiniz. Şimdi 9-3 aksı olduğu için burası, orada esneklik yağ ile alakalıdır. Yani güney bunu biliyor olabilir, gözden kaçırıyor, unutmuş olabilir. Kuzey de buna nedir? Heveslidir, teşnedir. Birisi diğerinin hatırlatıcısı gibidir. Sokrates şey der. Sokrat ne diyor? Ben diyor bilginin ebesiyim diyor. Aslında bilgi bazen de unutulanların hatırlanması sürecidir. Geçmiş yaşamda birçok deneyimi bilip lakin şu anki egomuzla ruhumuz arasındaki bağlantıdan ötürü orada bazı kayıtlara tabii ne yapamaz? Ego ruh üzerinden ulaşamaz. Ulaşamayınca da aslında tabii ya da ulaşabilmesi için diyelim ego bir takım deneyimlere girer çıkar. İşte burada o bilgiyi, o felsefik olanı ne yapabilir? Birbirlerini hatırlatabilirler. Eğitici, öğretici, beraber işte gezmek, tozmak, eğlenmek. Çünkü yay, darma, yaşam amacı. Aynen koç ve aslan gibi. Ateş hareket halinde olmak ister, eğlenmek ister canlılıkla. Ki ateş canlılıktır. Bir enerjidir. O enerjiyi ne yapabilirler? Birbirleriyle beslenerek daha yüksek bir enerji ne yapabilirler? Yaratabilirler. Oğlak da aynen dediğim gibi, yani kuzey ve güney düğümlerin tabii oğlak olması, güney düğümü oğlak olan birisi kariyer meselesini bazen ıskalayabilir. Çünkü güney düğümü biliyor olma hissine sahip olmak bazen çok tehlikelidir. İşte ülkemi örnekliyorum her daim.
Güneydüğümün balık olması, yani ya biz her şeyi biliyoruz ya. Yani balık ya ben halletmişim filan. Bu ciddi bir yanılsamadır. Bakın ruh her şeyi bilebilir ama ruh bedenlendiği bir egoya, bir bedene girdiği andan itibaren şayet hayatın bir takım kural ve kaidelerini dinlemezse ben biliyorum ya boş ver yan gelir yatarım. Ben rüyacıyım, rüya görüyorum. Ben duru görü sahibiyim. Ya bu ülkede o yüzden böyle elini sallasan sezgilerim çok güçlü. Her şeyi görüyorum. Yok duru görüm var. Yok rüyalarım çıkıyor. Ya arkadaş hadi diyelim ki böyle. Yani bak bu Güneydüğüm balık yanılsamasıdır. Hadi diyelim ki öyle. E peki ne oluyor da hayatında işin, ilişkilerin, sağlığın neden her şey peki bu kadar berbat gidiyor? Buna cevap vereceksin. Yani biz bazı noktalarda kadere teslim olalım ama insanların geliştirdiği farkındalık bilinci onların kadersel olarak kategorilerini de değiştirir. Onu söyleyeyim. Bu anlamda oğlak olmayı öğrenin. Yani bu toplum nedense bu oğlak olmayı öğrenme noktasındaki bakın yükselenimiz bizim yengeç, alçalan burcumuz oğlak arkadaşlar. Nasıl Amerika'nın oğlak yükseleni var, tam tersi bir pozisyon var. Zaten ne yaparsanız yapın görüyorsunuz işte. Yani yerliyiz milliyiz de ampul işte Edison'un Amerikalı işte Maliye Bakanı da ne oldu geldi işte. Amerikalı eşi olan Amerikan vatandaşı birisi geldi şu an ne yaptı? Maliye Bakanı oldu. Yani ekonomi bakanı işte neyse. Ya öyle olmuyor öyle sallamakla filan. Herkes Adidas Nike giyecek. Herkesin elinde internet olacak. Herkesin elinde iPhone olacak. Bilgisayar olacak. Ne bileyim o olacak bu olacak. İşte yani sağınıza solunuza bakın. Hepsi Amerikalılar tarafından üretilmiş şeyler. Yani böyle bir küçük Amerika havası var ama bir yerden de ya kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Olsun olsun da nasıl olsun yani. Nasıl olacaksa artık yani. Neyse ez cümle son tahlilde işte o oğlak olmayı belki onların tabii çalışma sistemi ve disiplini oğlak yükselenli oldukları için de işte o Satürn'ün uzun vadeli planları maalesef bizde yok. Çünkü bizde yükselen yengeç ay yönetiyor. 2-3 günde bir ülkenin gündemi değişiyor. Ay işte duygulara göre. Hani bizde vardır ya yarın şuna başlayacağım. Ya uyu geçer boş ver yorma kafanı sen. Kova ne oluyor? Kova. Kova Uranüs'te kuzey ve güney düğümlerin. Tabi burada güney düğüm aslında tabi kova olmayı, toplumda olmayı biliyordur. Fakat egosunu unutmuş olabilir. Egoyu unutmak da çok tehlikelidir. Yani o zaman toplumun maskarası olursunuz arkadaşlar. Bir sürü toplumda fakın maskaralar var, şaklabanlar var. Adamın tamam egoyu öldürelim de egoyu öldürdüğümüz zaman daha yakışıklı bir ego inşa etmemiz gerekir. Öyle egosuz yaşamak diye bir şey olamaz. Öbür türlü de o toplumsal egoya yani kovanın olduğu yere çok fazla angaje olduğunuzda işiniz biter. Zaten hayatta insanlar bakıyorsunuz Android olmaya başladılar. Ya böyle giderse uzay yolu filmlerindeki gibi herkes aynı kostümü giyecek. Millete de bir çip takacaklar 100 sene sonra. Ortada robotlar gibi gezilecek. Tamam. Robotların, yapay zekaların çağı az kaldı zaten. Pluto Kova'da böyle bir 20 sene takılacak. Zaten çıktığında işi bitirmiş olacak. 2043 söylüyorum şimdi. Ama burada tabii insan olmayı, kendine ait bir kişiliğin, bir karakterin olduğunu da ne yapmak zorundasın? Hatırlamak zorundasın. O yüzden de burada tabii toplumsal olanla daha egosal olanın yani iki ayrı bireyden bahsediyoruz. Kova'da güney ve kuzey düğümü kavuşumu ya da 11. ev. Arkadaşlık yapma ve birbirlerini tabii toplumsal yaşamda ve kendi bireysel egoları noktasında örtüştürmek için aslında ne yapabilir? İyi bir hatırlatma olabilir diyoruz. Balık ne yapıyor arkadaşlar? Neptün. Oh balık. En zor düğüm. Yani en zor düğüm derken şöyle en zor düğüm. Akrebe yani boğa akrep aksı, kova aslan. Bu sabitliklerin bir zorlanması ve yıkılması var. Buradaki mesele balık başak aksı neden daha zor biliyor musunuz? Yani zorlukların tabii nitelikleri vardır.
Aslında değişime açıktır. Benim halkım da değişime açıktır. Şarkıdaki gibi Adidas'la tekkelere gidersin diyor. İşte orucunu işte viskiyle açarsın. Böyle espriler var ya. Şimdi değişime çok açıklar. Fakat bu değişimin teorik bir arka planı yok. Yani görüp şekil olarak değişen ama içsel aleminde bu değişimi içselleştirememiş, bunu idrak edememiş, bunu anlayamamış olma durumu yaratıyor balık başak aksı. Yani pratik bir şey olmalı değişim dediğiniz. Mesela başak iş aleminde bir işi yaparken onu, yani bir arızayı çözmektir bu. Bunu çözümlerken pratik, elle tutulur bir çözüm üretir. Çünkü topraktır. Toprak bir şey vermek zorunda yani. Fakat balık öyle değil. Balık bir şey vermek zorunda değil. Balık zaten yok olmak, gitmek zorunda. Şimdi yok olmak, gitmek zorunda kalmak ama bir yerden de işte çalışmak. Aa, önceden anlatmıştım ya, işte dağdaki dervişle tabii şehirdeki derviş arasındaki farkı gösterir. Yani siz 12. balık gidip bir yere kendinizi kapatıp izole edip, bu ülkede bir sürü insan var böyle. Yani bunu koronayla da yaptılar 6-12 aksında, işte üstü açık bir cezaevi yarattılar. Aslında orada bir çeşit balığı ve 12'yi ne yaptık, deneyimledik. Ama ve lakin tabii bir de çalışmak, üretmek zorundayız insan evladı olarak. İşte orada 6 ile 12'yi birleştirmek artık herhalde moda tabiriyle şey oldu, home office oldu. Home office filan değil bu ya, bu hapishane ofis mi diyelim, yani ona başka bir kelime bulmam lazım benim. İnsanlar iyice kendini kandırır oldu. Yani Orhan Pamuk'a örnek vermiştim ya bir kere, işte onda da ikizler, bakın ikizler, başak yay, ayı da yayda, o yüzden uluslararası bir başarı sağladı, Nobel aldı. Balık, bak bu dörtlü orada mesela home office, yani disipline olamadığı için kendisini ofis tutup her sabah 9-6 böyle mesai yapıp önüne beyaz kağıdı da koyup yazamasa da oturup o masada o beyaz kağıda bakan birisi. Bunu yıllar içinde yaparak başarılı oldu. Ha, bazıları başarılı bulmayabilir. Onların kendi sıkıntısı. Ülkemde zaten birisi bir şey elde ettiğinde herkes ya ne ki falan filan yapar. Negatif tabii Plüton işleri bunlar. Hasetlik, fesatlık. O yüzden Fatih Sultan Mehmet hasetliğin kardeş katli cevazını alırken Şeyhülislam'dan, hasetliğin aslında cinayet işlemekten bile daha kötü olabileceği, hasetlik fesatlık yüzünden hani bir kişi öleceğine milyonlarca insanın da hayatı kayabileceği üzerine ne yapıyorlar ki? Zaten Tevrat'ta 10 emirde emrin bir tanesi çok nettir, haset etmeyiniz diyor. Hristiyanlıkta da işte 7 günah, bir tanesi belli, kıskançlık. Bu kadar basit yani, bu çok açıktır. Maalesef bu hasetlik, kıskançlık duygusundan kurtulamadı insanda. Evet, balıktaki durum da budur, 12. Burada tabii kişi belki iş hayatıyla alakalı ya da çalışmak ya da bir takım hayallerini ne yapmak birleştirebilir. Birinin tembelliğini diğerinin çalışkanlığı dengeleyebilir. Ve burada da tabii fazla çalışmak da, hani işkolik falan deriz ya, işkolik mesela başa yakıştırılabilir bir şey. Bu yatmakla çalışmak arasındaki dengeyi kurmak lazım. Hani batıda vardır ya sık sık, hayvan gibi çalışıp insan gibi yaşarlar tabiri. İşte bunu ne yapmak? Yapmak gerekir arkadaşlar. Bir dahaki derste de bu kuzey ve güney düğümlerin size Uranüs, Neptün ve Plüton'la kavuşumunu, ki bunların tabii hem bireysel hayatımızda hem de toplumsal hayatımızda jenerasyon olarak yerleri var. Belki üçünü tek videoda anlatırım. Belki hepsini farklı farklı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Beni izlemeye ne yapıyorsunuz? Devam ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın.